Son seansta karşınızdayız. Son seansta iki ayrı bölüm yapacağız. Birinci bölümde yenilenebilir enerji kaynakları, daha doğrusu küresel ısınma ve bunun dayattığı yeni enerji kaynaklarını konuşacağız. Yeni enerji kaynakları üzerinde hem Türkiye'de yapılan yatırımlar hem dünyada yapılan yatırımlar, Avrupa Yeşil Mutabakatı da dahil olmak üzere pek çok şeye değineceğiz. Bunu Kırmızı Bayrak Teknoloji Şirketi kurucusu Hasan Karaozan'la konuşacağız. Hasan Bey şu anda stüdyomuzda. İkinci bölümde daha çok pandemi döneminde ağırlıklı olarak ortaya çıkan kiralama servisleri gündeme geliyor. Her şeyimizi kiralayarak, sahip olmayarak ve mümkün olan kısa vadelerle kiralayarak sahip olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok çabuk eskiyen, çok çabuk değişen teknolojilerle karşı karşıyayız. Cep telefonlarını, bilgisayarları, tabletleri, aklımıza gelen her şeyi, hatta kulaklıklara kadar pek çok şeyi kiralayarak idare edebiliyoruz. Gençliğin eğilimi şu anda bu yönde. Muhtemelen orta yaşlılar da bu trendin içine girecekler. Bunu da kiralabunu.com kurucu ortağı Sinan Ventura ile konuşacağız. Şimdi rakamlar. Dow Jones 34.855 puanda, 0.33 aşağıda. S&P 500 4.385 puanda, 0.05'teyiz yükseliş olarak. Nasdaq'ta da 14.970 puandayız. Orada da 0.58 yön yukarıda. Amerikan tahvilleri geliyor. Amerikan 2 yıllıkları, evet, eksiden çıktı, şimdi artı boyuta doğru geldi. 0.207'de 1.97, son bir saatteki hızının inanılmaz boyutlarda olduğuna dikkati çekiyorum. Amerikan 10 yıllıkları 1.257'de 0.80, orada da artış söz konusu. Amerikan 30 yıllıkları 1.913'te 0.79. Amerikan 30 yıllıkları dün 1.800'ler civarındaydı. Ve emtia var şimdi sırada. Ons altın 1.796'da düşüşü devam ediyor ama yatay sayılabilecek bir seyir içinde. Brent petrol ve Amerikan ham petrolünde yükseliş eğilimi şu an itibariyle egemen durumda. Ama çok büyük yükselişlerden bahsetmiyoruz. Amerikan ham petrolü Brent'e göre daha yüksek bir artış hızına sahip. Evet, saat tam 21 ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı da geldi şu an itibariyle. Fed faizlere dokunmadı. Faizleri 0 ile 0.25 aralığında bıraktı ama koronavirüsün yarattığı risklere işaret etti politika metninde. Bu şu anlama geliyor. Dikkatli olmalıyız. İleride bir parasal sıkılaştırmaya gidebiliriz. Çünkü enflasyonla baş etme konusunda ciddi problemlerimiz olabilir anlamına geliyor. Fed'in şahin olup olmadığını bilmiyoruz ama bu açıklama bir miktar piyasalarda, yani gelişmekte olan ülke piyasalarında, kurlarda yukarı yön geliştirebilir. Birazdan arkadaşlarımız verecekler. Türk lirası dolar kurundaki durumu da göreceğiz. Biz bu bölümde yenilenebilir enerji kaynaklarını konuşacağız dedik. Küresel ısınma yenilenebilir kaynaklara olan ilgiyi artırıyor. Güneş enerjisi, rüzgar, dalga ve diğer hidroelektrik enerjisi de bunların içinde. Bunları konuşacağız. Kırmızı Bayrak Teknoloji Şirketi kurucusu Hasan Karaozan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Ali Bey. Şimdi önce yaptığınız işi, şirketinizi biraz anlatmanızı rica ediyorum. Ali Bey, nasıl bir şirketiniz var? Neler yapıyorsunuz? Nerelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Kimlerle çalışıyorsunuz? İş ortaklarınız kim? Paydaşlarınız kim? Kimlerle ticaret yaparak şirketinizi ayakta tutuyorsunuz? Sağ ol, teşekkürler. Biz teknoloji firmasıyız. Bizim aslında bir grup şirketler, evet, diyeyim. Türkiye'de ilk amino asit tesisini kurduk. Hayvan kanından amino asit üretiyoruz. O bir projemiz. Pandemi döneminde
Aselsan'dan sonraki ikinci solunum cihazını yaptık Kırmızı Bayrak Teknoloji olarak. Çok güzel. Yani bizde hem dijital, yani hem yazılım tarafımız çok iyi, hem enerji tarafımız gayet iyi. Türkiye'de ilk 2012-2015 yılları arasında tarımsal atıklarla enerji üretim projelerinde bulunduk. Yenilenebilir enerji santrallerinin çalışmalarında bulunduk, Güneydoğu tarafında bilhassa. Ama şu anda biraz daha dijital tarafa, biraz daha yazılım tarafına, teknoloji tarafına daha çok ağırlık vermeye çalışıyoruz. Çünkü katma değeri yüksek projeler tamamen teknolojik çalışmalardır. Evet. Örneğin bizim hayvan kanından yaptığımız amniyon sitte çok katma değeri yüksek olan bir proje. Onu biraz anlatır mısınız? Ben merak ettim. Mesela bu faaliyet alanınızın içinde onun olduğunu bilmiyordum. O çünkü bayağı böyle bir biyoteknolojik bir iş yapıyorsunuz. Yani. Aslında bizim projelerimizin çoğunda enerjide de, amino asit projesinde de genelde çevre odaklı. Yani çevre ile teknolojiyi birleştirdiğimiz çalışmalar. Evet, burada nasıl bir çevre? Burada da mesela örneğin onu biraz anlatmaya çalışayım. Hayvan kanı dediğimiz kesimhanelerde hayvanlar kesildikten sonraki atık, tamam. Hayvan kanı dediğimiz. Aslında o şu anda Türkiye'de, Avrupa'da böyle değil tabii. Türkiye'de şu an kanansiyona gidiyor. Evet. Biz onun kanansiyona gitmeden kesimhaneden alıp çok yüksek teknolojik bir tesiste işleyip su moleküllerini ayırıp saf protein haline getiriyoruz. Burada da çok ciddi bir şekilde katma değerli bir ürün elde ediyoruz. Yani aslında çöpe giden ürünü tamamıyla ülkeye, ekonomisine katabileceğimiz bir ürün haline getiriyoruz. Bunda birinci tesisi bitirdik. Şu anda Türkiye çapında yaklaşık bir 50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de 10 tane tesis kurulup Türkiye'deki aşağı yukarı kanın %80'ini işleyecek bir sistem kuruyoruz. O zaman büyük mezbahaların yakınında tesisler mi kuracaksınız, yani yoksa ortalama, mezbahadan işte bir soğuk zincirle kısa zamanda nakil mi? Ortalama kurulduğu yerden 200 kilometre çapındaki ürünleri alabiliyorsunuz. Yani çok da uzak olduğunda transfer problemi olur. Ne kadar zamanda ulaştırılması lazım? 24 saatlik bir şekilde bir rahatlıkla işlenilebiliyor. Peki. O prosesi de anlatmanızı rica ediyorum. Nasıl bir proses? Yani kanı aldınız. Peki bir soğuk zincirle mi taşıyorsunuz? Nasıl? Yok, normal tankerle taşıyoruz. Bozulmuyor mu mesela o kan? Kısa bir sürede çektiğimizde bir sıkıntı yok. Yani 6 saatte, 5 saatte, yani tabii ki 24 saat geçtim protein miktarı düştüğü için bir katma değeri kalmıyor. O yüzden daha kısa mesafelerde, işte o yüzden biz Türkiye çapında 10 tane tesis yatırımı yapmayı planlıyoruz. Orada da bir 50 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Şu an bu pandemiden dolayı yatırım planı birazcık geriye düştü. Çünkü pandemi öne çıktıktan sonra biz, tabii, birazcık ekibi solunum cihazı sistemine biraz yönlendirdik. İzmir'de de fabrikasını kurduk. Şu anda da o ekip de devam ediyor. Ama işte 2022'nin başında, ilk çeyreğinde amino asit projesine gene hız verip Türkiye'deki 2022 ve 2023 yılında Türkiye'deki bütün yatırımı bitirmeyi hedefliyoruz. Nereden geldi aklınıza bu amino asit projesi? Yani i̇şte dedim ya, projelerimizin hepsi çevre... Bir yatırımcı, girişimci olarak vallahi ben ilk defa duyuyorum. Hakikaten... O projeye bayağı ilginizi çekti. Evet, evet, onu bayağı bir konuşmak istiyorum. Çünkü muhtemelen ekran başındakiler de bu projeyi ilgiyle izleyecekler. Yani tabii bizim bütün çalışmalarımız hep çevre odaklı dediğimiz gibi. Bizim ilk uğraştığımız proje tam enerji projesiydi. Evet. İşte Urfa'da bir enerji santrali kurulumu esnasında Namet Et'in bitişinde kurduk. Orada da Namet Et'le... Ne santrali kurdunuz orada? Tarımsal atıklarla enerji üretimi. Yo. Tabii biyokütle beslediğimiz tarımsal atıklarla enerji üretimi. Orada işte bir kesimhanelerin kan probleminin olduğunu gördük. Bizim zaten bir projemiz vardı. Enerji santrallerin yakıtlarını üretmek için C4 bitkisi dediğimiz bir bitki var. Onda da su molekülleri yüksek, yani nemli bir ürün olduğu için biz orada zaten bir kurutma teknolojisi üzerine çalışıyorduk. Evet. Yani o suyu ekonomik bir şekilde kurutmanız gerekiyor. Klasik yakıt kullanarak yaptığınızda maliyetleriniz yüksek olduğu için rentabilliğinden uzaklaştığı için biz ona farklı bir kurutma teknolojisi geliştirdik. O teknolojiyi de amino asitte de kullandık. Aslında gene enerjiden gelme bir projeydi. Mesela bizim bu amino asit çalışmamızı biz müsilajda da denedik. Biz buradaki İstanbul'daki oluşan müsilajı da aldık. Aynı tesiste kuruttuk. Orada da denediniz. Tabii onu da aldık. Olumlu denedik. Sonuç aldınız mı? Gayet olumlu sonuç aldık. Onu da biz hem belediyeye sunduk, hem bakanlığa da dosyamızı gönderdik. Haberlere falan da çıktı bizim haberlerimiz. Medyada da çıktı. Oradaki şeyinde çok güzel bir pratik çözüm metodu sunduk. Müsilajı denizden çekmeyip tamamıyla platform üzerinde, deniz üzerinde bizim bu metotla alıp içindeki %97-98 suyu
bir daha denize aktarıp güzel. Aynı bizdeki o amino asitteki gibi kuru maddeyi alıp aslında o da bir protein kaynağı. Yani yüzer bir amino asit şeyi imal ediyorsunuz öyle mi? Tabii yani protein kaynağı çünkü. Evet. Yani kandaki de ana yapı taş protein, müsilajdaki ana yapıdaki aynı evet. protein. Orada aslında ikisi de bir atık ürün, başınıza bela ürün. Ama elinizde bir teknoloji varsa bizim yaptığımız bu teknolojide onu ürüne çevirebiliyorsunuz. Ve çok ekonomik bir şekilde ürüne çevirebiliyorsunuz. Belediyeye de sunduk. Bakalım geri dönüşümler olursa yatırım yani da yaparız. Hem Çevre Bakanlığı hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil. O yani Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün belediyeler. Sadece İstanbul'a bir sunduk ama daha dönüşümler olmadı. Olmadı mı dönüşüm? Aslında şu şekilde belediye ve bakanlık üst tarafı alıp işte temizliğinde ama aslında olay 20-30 metreye kadar müsilaj yoğun bir şekilde var. Tabii. Ve onu köklü temizlemen içinde bizim o sunduğumuz pratik çözümden başka bir çözüm ben şu anda düşünemiyorum. Çünkü Marmara Denizi ile ilgili bir araştırma okudum. O araştırmadan yola çıkarak söyleyeyim. Mesela Marmara Denizi'nin dibine ses dalgaları gönderiyorsunuz sonar. Hı hı. Ses dalgası 25 metreden geri dönüyor. Bu ne demek? 25 metreden itibaren müsilaj var. Yani 25 metreden itibaren başlayan dibe kadar çökelen bir müsilaj var. Ve çok yoğun, yani çok ciddiye alınmıyor. Bu böyle basit yüzeyde yapılacak bir temizlikle işin içinden tabii. kurtarabileceğimizi zannediyorlar. Öyle değil yani. Çok vahim ve trajik bir boyutu var bence. Kesinlikle. Yani bunu biz de söyledik zaten. Gerekli yere tamamıyla aşağıya kadar normalde taranıp sizin projeyi atlamaları lazım. Yani mesela ben yönetici olsam, tabii buyurun hemen yapalım. Hatta teşvik kredi sistemlerini. Ben kendilerine söyledim zaten, yatırımı da biz yapabiliriz. Hatta biz yatırımı da yapalım ama şu anda görüşmeler devam ediyor ama belki bir ileri sonuçlanabilir. Yatırım maliyeti ne olacak mesela müsilajla ilgili? Öyle bir platform, günlük 1000 ton temizleyebileceğimiz bir platformun aşağı yukarı kuruluş maliyetleri 3-4 milyon dolar falan bulur. Böyle bir platformun maliyetlerinden bahsediyorum. 1000 tonu temizlemek. Günlük 1000 ton temizleme kapasitesi ama tabii bölgeyi hesaplayıp ne kadarlık alanda ne kadarlık alanı temizleme yapmamız gerekiyor ve kaç makine lazım? Onu tabii detaylı bir şekilde fizibilitesini yapmak lazım o şekilde. Şu anda başlayacak mısınız? Yani onun bir prototipi var mı? O projeyi biz niye uğraştık? Açıkçası aslında bizim ana amiral gemisi burada da çevre temizliği söz konusu. Yani tabii oradan bu da gene çevre olduğu için zaten ilgilendik. Aslında bizim ana amiral gemi projemiz farklı bir size projemiz var ama bunda da zaten amino asit projemiz vardı, yapıyorduk. Hemen uygulayalım dedik. Yani tamamıyla hiç kesinlikle parasal ya finansal değil. Tamamıyla çevre projesi olduğu için fokuslandık. Ekibimize hemen fokuslandık. Yani yetkililer ilgilenirse tabii ki iyi olur. İlgilenmezlerse de belki kışı geçtikten sonra. Çünkü şu anda ilgilendiğimiz çok daha önemli bir projemiz var. Biz kendimiz bir platform yapıp en azından örnek olmak için sahada çalışmalarımızı başlatabiliriz. Ama şu anda önümüzde küresel ısınma var. Evet. Ve dünya bence şu anda önündeki en büyük problem küresel ısınma. Tabii ki bu uğraştığımız çevre projelerin hepsi önemli. İşte hayvan kanıdır, müsilajdır, şu bunların hepsi önemli ama küresel ısınma... Ona geleceğim. Ben amino asit meselesini daha çözmedim o yüzden. Tamam, buyurun. Ve ilgimi de çok çektiği için tabii. onu konuşacağız ama şeye geleceğiz, küresel ısınmayla ilgili projelerinizi. Şimdi hayvan kanını topluyorsunuz. Aha. Türkiye'de hayvan kanı yılda ne kadar kanalizasyona gidiyor? Ne kadar çöpe gidiyor? 2017-18 verileri ben o zamanki rakamları paylaşabilirim. 1 milyon ton civarında 1 milyon ton civarında hayvan kanı kanalizasyona ve toprağa gidiyor. Karışıyor. Kesinlikle kanalizasyona. Denizlere karışıyor bu arada. Denizlere de nispeten karışıyordur tabii ki kıyı nehirlerde ama genelde nehirlerde mesela Diyarbakır'da 2 tane kesimhane var. Evet. Tamamıyla nehire döküyorlar. Yani çünkü Dicle Nehri'ne. Tabii Dicle Nehri'ne döküyor. Çünkü bir bertaraf tesisi yok Türkiye'de. Yani devletin kendi kurumu da bunu yapıyor, ötekisi de yapıyor ve deklarasyona basıyor. Yapacak bir şey yok. Peki amino asiti elde edip sonra son ürün olarak ne olarak şimdi kullanıyorsunuz? Ürettiğiniz amino asit 92-93-94 oranında protein kaynağı. %94 oranında protein, saf proteindir. Tamamıyla da organik bir protein. Bunları tavuk yeminde kullanabiliyorsunuz. Kedi köpek mamasında kullanabiliyorsunuz, balık yeminde kullanabiliyorsunuz. Ana şu anda kullanım alanı balık yemi. Ondan sonra tavuk yeminde kullanılıyor. Çünkü kedi köpek maması volüm olarak az olduğu için balık yemi çok yüksek volümlüdür. Organik gübrede kullanılabiliyoruz. Yani çünkü organik gübreler tabii. organik proteine ihtiyacı var. Daha doğrusu proteinin yapı taşı da azot ya. Tabii. Yani organik gübreye azot ihtiyacı var. O
proteinde zaten azottur. Bu ürünü çok rahat kullanabiliyoruz. Yani amonyum, amonyum nitrat gibi kimyasal maddeler kullanmak yerine doğal proteinden yola çıkarak amino asit kullanmak. Çünkü organik gübreleri siz yapraktan bitkiye verebilirsiniz rahatlıkla. Ama kimyasal gübreleri yapraktan vermek biraz daha meşakkatlidir. O yüzden organik gübre bizim ürettiğimiz üründen çok rahat üretilir. Şu anda üreten var zaten. Evet. Biz ham madde olarak veriyoruz. Şu anda ne kadar üretiyorsunuz? Şu anki kapasitemiz az. Şu anki kapasitemiz tesis günlük 60 ton falan işliyor. Nerede yapıyorsunuz? Adıyaman'da. Adıyaman bölgesi. Ama şimdi ikinci tesis İzmir'de kurmayı planlıyoruz. 250 ton kapasiteli, daha büyük. İşte bir Balıkesir projemiz var, o da 250 ton. Kayseri projesi var, 250 ton. 10 tesise çıkmayı hedefliyoruz. 10 tesis, toplam 10 tesisle Türkiye'nin en azından %80'i... Var mı paranız peki bunun için? Yani yavaş yavaş finans olur. Büyük yatırım sermayesi. Tabii 50 milyon dolarlık bir yatırım. 50 milyon. 50 milyon. Banka kredisi kullanıyor musunuz? Şu ana kadar kullanmadık. Öz kaynaklar. Tamamıyla ortakların ve öz kaynakların. Bizim ortak grubumuz iyi. Son dönemlerde solunum cihazından sonra birazcık daha büyük projeye girdiğimiz için iyi grupların da fokusuna girdik. Şu anki ortaklık yaptığımız gayet peki, iyi. Peki, şimdi güzel bir tedarik zinciri kurmuşsunuz. Yani burada mezbaha var. Hı hı. Ortada siz amino asit üreten tesisiniz. Tabii. Öbür tarafta da balık yemi, tavuk yemi tabii. ve benzeri yem üreten firmalar var. Yani bu zincirin çok iyi çalışması lazım normal şartlarda. Çalışıyor mu sizce bu zincir? Tabii, yani şöyle tedarik... Mesela mezbaha zinciri çalışır. Çünkü mezbaha ister. Aslında altını... en sıkıntılı tarafı burası. Öyle mi? Neden? Yani çünkü Türkiye'de hala çevre sistemini tam oturtamadık. Yani ana problem Türkiye'de bu. Bir bertaraf sistemi tam oturmadı. Yani biz şu anda bedelsiz alıyoruz. Ama Avrupa ciddi bir şekilde üstünden bertaraf ücreti alıyor. Yani Türkiye'de evet. aslında bütün çevre problemlerini tam oturmuş değil. Hepsinde öyle olması lazım. Çünkü çok düzenli bir şekilde bertaraf ücretleri olunması lazım. Hani ve kirleten öder derler ya. Bravo, kirleten öder ama onu işleyen de bertaraf etmeden aslında ürüne çevirmesi gerekir. Mesela bunu belediye çamurunda da biz bir örnek verdik. Belediye çamurunu alıp gömmeye çalışıyoruz şu anda. Aslında o bir ürün. Tabii. Onu gömmememiz gerekiyor. Onu kurutup işleyip bir ürüne çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bertaraf için parasını aldık belediyeden örneğin. Onu gömmek için değil aslında, onu ürüne çevirmek için o bertaraf ücretini almak lazım. Ben öyle... Hasan Bey, şu ana kadar bu işi yapan biri var mı? Yok, Türkiye'de biz... İlk kez yapıyorsunuz. İlk kez tabii. Yani ilk keşif sizinle başladı. Şöyle, farklı metotlarla yapanlar da var ama... Yapan var. Var, ufak tefek uğraşanlar var ama... Mesela onların yani, farklı metodu ne? Önemli olan kurutma metodudur. Çünkü burada tesise gelen ürünün %90'ı sudur. Ve siz bu suyu uzaklaştırmak için harcadığınız enerji miktarı klasik yakıtlı... Kurutma sistemlerini kullanırsanız enerji miktarınız o kadar yüksek ki nihai çıkan üründen daha fazla para harcıyorsunuz. Peki siz ne kullanıyorsunuz? Biz burada yoğuşlaştırma teknolojisini kullandık. Türkiye'de olmayan bir teknoloji. Yoğunlaştırma. Yoğuşlaştırma yani Alarko'nun kombilerinde yani, olan yoğuşlaştırma teknolojisi evet. dediğimiz. Tabii birkaç teknolojiden başlıyor. Sadece o tek değil. Biz yakıt kullanmadan kurutuyoruz. Sistemde herhangi bir yakıt yok. Ne kömür, ne pelet, ne hiç yakıt sistem olmadan. Sistem kendi ısısını kendi üretiyor. Tam olarak öyle değil de ben aynı zamanda fizikçiyim. Yani fizik yasalarına ters belli düşmeden. Belli oluyor. Yani şeyinizden anlıyorum da ama yani hakikaten bugüne kadar birilerinin girmemiş olması çok tuhaf. Yani bu çok niye, gerçekten verimli bir sektör. Niye girmiyor? Klasik kurutma metotlarıyla girdiğinizde Türkiye'deki yasalarla yani ciddi bertaraf ücreti almanız gerekiyor. O bertaraf ücretini almadığınızda da klasik kurutmalarla sizi kurtarmıyor. Bizim o geliştirdiğimiz kurutma teknolojisi aslında bu proje için değildi. Biz enerji santrallerinde C4 enerji bitkisini üretmek için geliştirdiğimiz bir proje. Burada uyguladık ve burada çok iyi bir randıman yani aldık. Yoğuşmalı kombi teknolojisi. Teknolojisi yani orada yakın bir şey klasik yakıtlı bir kurutmadan 6 kat daha az enerji harcıyor. Bir anlatın o zaman nasıl kurutuyorsunuz? Yani o teknolojiyi de bizimle paylaşabilir misiniz? Eğer o biraz ticari sır değilse, biraz gizli bir teknoloji. Tamam, ben çok daha girmeyeyim. Hazır diliyorum. Hasan Bey'in ticari sırlarını ticari sırdan ziyade birazcık daha yüksek teknoloji bir proje. Peki nerede teknolojiyi siz mi buldunuz, kurdunuz yoksa yurt dışından bir yerden? Aslında var olan teknolojiler ama hepsini bir araya getirdiğinizde çok daha farklı bir sistem devreye çıkıyor. Aslında mesela ısı pompası teknolojisi kullanılıyor. Isı pompası 30-40 yıldan beri olan bir teknoloji. Tabii. Evimizdeki kullanılan klimalarda da olan bir teknoloji. Ama ısı pompası teknolojisini kurutmaya odaklayan bir firma yok. 100 yıllık kurutma firmaları var ama ısı pompasını kullanan kimse olmamış. Çünkü yaptıkları ürün de ona belki uygun değildir bilmiyorum ama biz burada ısı pompası teknolojisini kullandık ve birkaç tane daha farklı teknoloji. Burada çıkan nihai sonuç klasik kurutmalardan 6 kat daha az enerji harcayarak aynı ürünü. Yani 1 ton suyu buharlaştırmak için
klasik yakıt kullanımından 6 kat daha az bir ücretli yakıt diyelim. Yani evet. gene aynı enerji kullanıyoruz da bir ton su için işte 550-600 bin kilokalori bir enerjiye ihtiyacımız var. O enerji miktarı gene aynı ama bir doğalgaz kullanmadan, bir kömür kullanmadan doğal enerji diyelim, havadaki enerji miktarını alıp da kullanıyoruz. O şekilde. Şimdi mesela geçmişte Kızılay bunu yapıyordu. Kızılay'ın biliyorsunuz kan işleme tesisleri vardı. O tesislerde kanın içindeki plazmayı, albümini, globülünü ve fibrinojeni ayrıştırıyorlardı. Onu işte hastalara, mesela albümin ihtiyacı olana sadece albümin, globülün ihtiyacı olana sadece globülün veriliyordu. Sonra Kızılay bu tesislerini kapattı. Şu anda yurt dışından böyle yılda 150 milyon dolar civarında para ödeyerek biz ithal ediyoruz. Şu anda o projede biraz odaklandık. Ona da odaklandık. Tabii ona da odaklandık. Siz yakında büyük bir fetih peşinde olacaksınız. Albümün ihtiyacını şekilde şu an Türkiye'de iki tane aşı serum tesisi var. Bu pandemide de bayağı güçlendik bu konuda. Bir tanesi Adıyaman'da zaten bize çok yakın. Orada serum tarafını alıp aşıda kullanıyoruz. Plazma tarafı atılıyor. O plazma da çok... Siz plazma yolluyorsunuz. O plazma çok steril bir plazma. Çünkü hayvanlardan şırıngayla alınıyor. Evet. Biz oraya bir proje yapıp, çünkü o steril plazmayı bulmak çok zordur. Ya işte Kızılay gibi bir ortamdan bulmanız gerekiyor ya da işte serum fabrikanız varsa oradan çıkar. O plazmayı biz şu anda albümüne çevirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizim kurutma teknolojimiz protein yapısını bozmadan kurutabiliyoruz. Biz onu yaptığımız için o teknolojiyi burada uygulayıp orada da bedava plazma var. Atık plazma dediğimiz. Evet. Oradan albümün üretmeyi düşünüyoruz. Bunu hatta Antep Üniversitesi'nde de görüşmelerde bulunduk. Toz halinde yapıp oral yolla. Çünkü yoğun bakım ünitelerine kalan insanların albümün ihtiyacı var. Albümün ihtiyacını gidermediğinizde vücutta şişmeler oluyor, sulama oluyor. Yani ve albümün çok pahalı. Şu an bir küçük bir kiti sanırım 2000 lira civarında falan. Sizin ürettiğiniz albümün ya da proteinler ne kadar? Yani onlar bizimkiler karışık. Yani bizde hem albümün var hem diğerleri de var. Kilogram bazında. Bu metotla üretirseniz çok çok ucuza üretirsiniz. Çünkü ham madde zaten bedava. Tabii. Kurutma teknolojisi zaten çok ucuz ve tamamıyla yerli bir teknoloji. Belki dışarıdan ithal ettiğinizin binde bir fiyatına gelecektir. Peki son ürünü ne kadar bir fiyatla? Yani birim kilogram olarak soruyorum. Öyle söyleyeyim. Şeyden yola çıkalım. Bizim normal hayvan kanından ürettiğimiz ürünü şu anda biz 800 bin dolara satıyoruz tonunu. Tonunu 800 bin dolara satıyoruz. 800 dolar. 800 dolar. 800 dolar. 800 ile 1000 dolar arasında. Evet. Yani çok pahalı değilmiş. Çok komik ben daha büyük bir para bekliyorum. Şeyle kıyasladığımızda, albümle kıyasladığımızda, albümün bir hesap yapmıştık. Tonu şu anda yurt dışına ithal ettiğimiz ama onlar sıvı albümün. Toz halinde değil. Injectable. Evet. Tonu yaklaşık 4-5 milyon dolara geliyor. Evet. Yani fark artık. Onu yapabilecek misiniz mesela ona? İşte sıvı değil de biz toz halinde. Yani oral. Neden sıvıyı da yapamaz çünkü mısınız? Sıvı dediğinizde işin rengi tamamıyla değişiyor. Yani orada iş çok ama çok uzuyor. Sizde bir şey görüyorum ben, ışık görüyorum. Yani bu ışıkla onu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi çünkü şöyle, kimsenin ele atmadığı bir şey. Yani biraz pratik heba olup giden kanı siz şu anda ekonomiye kazandırıyorsunuz. İşi biraz daha pratik çözmek lazım. Çünkü oral metotla verdiğinizde hasta zaten onu mideden alıp tamam belki %100'ünü kullanmayacaktır ama %75'ini kullanacaktır ama koruma metodu mideden gelir. Şimdi şırıngayla verdiğinizde çok çok daha belki yıllar sürecek tedbirler alıp yapmanız gerekiyor. Ama oral yaptığınızda bir gıda takviyesi gibi düşünün. Öyle. Çok kolay izinlerle, çok kolay metotlarla hemen yapıp verebilirsiniz. Ha, vücut %75'ini alsın. Çünkü zaten çok ucuz zaman ediyorsunuz. Peki, son soru bu bahisle ilgili. Çok ilgimi çektiği için uzattım biraz. Abi, diğer konuya da değineceğiz, merak etmeyin. 10 tesisi kurduğunuz takdirde, hı-hı, tam kapasiteyle çalıştığınızı varsaydığınızda ne kadarlık bir ciro yaratmayı hedefliyorsunuz? Şöyle, o projeye ilk başladığımızda bir fizibilite yapmıştık. Şimdi hemen yanı başımızda Irak var. Irak çok ciddi bir şekilde balık yemi tüketimi var. Çok ciddi bir, yaklaşık yıllık 500-600 milyon dolarlık bir pazar. Ve bunlar balık yemlerinin çoğunu şu anda İran'dan tedarik ediyorlar. Türkiye'de amino asit ve protein kaynağı pahalı olduğu için Türkiye bu pazara giremiyor. Bizim asıl amacımız aslında orada, buradaki o pazara girmek. Buradaki amino asiti atık hayvan kanından üretip çok ucuza mal edip Irak pazarına girmek. 10 tesis kurup tam kapasite çalıştığınızda yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hacime ulaşabilirsiniz. Bu sistemde hatta 100 milyon doların daha da üstü. Yani tamamıyla artık birazcık daha kaliteli pazarlar bulursanız
bu 200 milyon dolara kadar da çıkabilir ama en azından bir 100 milyon dolarlık pazar düşünüyoruz. Son 5-6 dakikamız, belki biraz daha uzatabiliriz. Yani bu bahsi çok uzattığım için biraz çevre konularına girmek istiyorum. Evet, çevreyle ilgili projelerinizi anlatabilir misiniz? Şimdi dediğim gibi yani projelerimiz, bayağı projelerimiz var ama bana göre en önemli proje şu anda küresel ısınma. Çünkü küresel ısınmada dünya ciddi bir sıkıntı yaşıyor. İşte yakın zamanda da hepimizin bildiği Almanya'daki olayları görüyoruz, evet. Çin'deki olayları görüyoruz. Aslında ben bunu yıllardır konuşuyorum da çevreyle alakalı. Dünya yavaş yavaş görmeye başladı. Ciddi problemler, belki de pandemiden bile daha büyük problemler. 2-3 yıl içinde işte portakal büyüklüğünde, belki daha da büyüklüğünde doluları görmeye başlayacağız. Evet, evet. İşte su, yağmurun, yağmur gibi değil de sanki üstümüze göl iniyormuş gibi. Buharlaşma çok fazla olacak. Şöyle havasılar dengesizlik olduğu için genelde de kıyı kesiminde yoğun bir yağış olmaya başlayacak ki yavaş yavaş görüyoruz. Yani küresel ısınma çok ciddi bir problem olmaya başlayacak. İşte Biden hükümeti başkan olur olmaz hemen çıktı. Evet, iklim anlaşmasına hemen imza koydu. Hemen iklimi nasıl yapalım çünkü ciddi bir problem. Bu bizim SAIS projemizde de biz de tamamıyla buna fokuslandık. İklim, küresel ısınmanın problemi nereden kaynaklanıyor? Aslında önce bir problemi çözeceksek hastalığın tespit etmemiz gerekiyor. Tabii. Yani karbon salınımının %71'ini tamamıyla enerji santrallerinden kaynaklanıyor. Niye? Çünkü dünya şu anda elektrik ihtiyacının %84'ünü hala fosil yakıtlardan ödüyor. Evet. Çünkü fosil yakıtlar daha kolay, daha sürdürülebilir, daha rentable gibi gözüküyor. O yüzden iş adamları ne yazık ki yatırımlarını tamamıyla buraya kaydırıyorlar. Tabii ki hükümetler farklı destekleme mekanizmaları geliştiriyor. İşte bizim Türkiye'de YEKDEM kanunu var, evet. Avrupa'da var. İşte güneş enerjisinden üretirseniz 13 sent verirsiniz, vereceğiz falan, biyokütleden öyle. Ama bunlar, zaten işin matematiğinde bunu söylüyor. Bunlar demek ki çözüm olmamış. Yani 50 yılda biz hala yenilenebilir enerji kaynaklarında %11'lere vardık dünya çapında. Evet. Yani çok düşük. Niye? Demek ki ikna edememişiz varlık sahiplerini, şirketlerini. İçinde bir de fosil yakıt lobisi var. Onların yani onların gücünü hafife almamak lazım. O da var ama evet. İş adamları tamamıyla 3 noktaya bakar. İşin karlılığı, sürdürülebilirliği ve risk küresi. Evet. Ve riskine bakar. Yani bunlara bakar. Bunlar okey ise iş adamı işini yapar. Tabii ki lobiler de, petrol lobileri de bunlara bu işi daha şirin göstermek için tabii ki çalışacaklar. Onlar da kendi kazançları için. Ama yenilenebilir enerji kaynaklarına destekleme sistemi çok zayıf. Biz çok farklı bir bakış açısıyla, bambaşka, çünkü ben sahadan yetiştiğim için, evet. Yani enerji santrallerini nasıl hızlandırırız bildiğim için ve bizim yazılım bölümümde olduğu için tamamıyla bunları bir birleştirdik ve burada nasıl çözeceğiz diye bir beyin fırtınası yaptık. Burada bir varlık oluşturduk. Öyle bir varlık oluşturalım ki dedik, o varlığı yenilenebilir enerji santraline verdiğimizde santralin değeri yükselsin. Yani örneğin sizin 1 megawattlık bir santraliniz var. Evet. Sizin normal elektrik geliriniz var. Tamam. Yıllık 100 bin dolar elektrik geliriniz var. Size öyle bir dijital varlık verelim dedik. Bir varlık oluşturalım ve bunu tamamıyla size hibe olarak verelim. Peki. Yani bu dijital varlık da varlık değeri yükseldikçe sizin santralinizin de değeri yükselecek. Enerji gelirinizin dışında. Böyle bir sistem oluşturduk. SAIS diye. Bu sistemde işte 2 ay önce açtık sisteme, bütün dünyaya açtık. Bunu da blok teknolojisini kullanarak yaptık. Öyle mi? Blockchain kullandık. Blok teknolojisini kullanarak yaptık. Blok teknolojisinin içine gömdük bunu ve bütün dünyaya. Çünkü blok teknolojisi, niçin blok teknolojisi onu söyleyeyim. Yani bir dernek de açabilirdik, bir vakıf da açabilirdik. Niye blok teknolojisi? Blok teknolojisi çünkü çok kısa sürede bütün dünyaya açılabilirsiniz. Tabii. Yani bütün dünya elinizin altında. Amerika'da şu anda Amerika'dan da yatırımlar geliyor, Çin'den de yatırımlar geliyor ve 2 aylık bir sürede bütün dünyaya açıldık. Yani hiçbir platform bu kadar hızlı bir şekilde yayılacak platform yok şu anda. O yüzden blok teknolojisini kullandık. Sistem açıldı. Şu anda devrede. Önümüzdeki ayın 13'ünde de daha yoğun bir şekilde sisteme girecek ve amacımız buradaki varlık değerinin yükselmesi ve bunun sonucunda da santrallerin değerlerinin yükselmesi, santrallerin değerlerinin yükseldiği anda da işte tam oradaki kritik noktada şirketler, işte enerji şirketleri, varlık sahipleri bu sefer fosilden vazgeçip yenilenebilir enerji kaynaklarına dönecekler. Çünkü buradaki rant daha yüksek. Yani çünkü burada bir artık, burada bir varlık değeri var. Enerji gelirinin burada dışında. Burada karlılık ve risk, yani karlılık yüksek, risk düşük. Aynen. Mesela buradaki örneğin bir şey, matematiksel örnek verirsem 1 megawattlık bir santrale biz 1000 adet size veriyoruz ve şu anki değeri 1000 dolar. Çok komik bir rakam ama
önümüzdeki bin ay, önümüzdeki iki ay, iki yıl içinde bizim çıkmasını beklediğimiz rakamlar $1,000 seviyelerinde. Yani adama o santrale aslında $1,000,000 bir varlık yüklemiş oluyorsunuz. Neredeyse santralin kuruluş maliyeti. Evet. Yani o zaman da bütün işte yatırımcıların fokusunu çekeceğiz bu tarafa. Ve yatırımcılar o zaman durup da düşünecekler. Ya ben bunu şu anda deneysel aşamada mı? Yok yok, deneysel aşamada değil. Tamamıyla açıldı. Ve kullananlar kimler mesela? Yani büyük şu an enerji şirketleri. Enerji şirketlerini yavaş yavaş sisteme dahil etmeye başladık. Enerji şirketleri zaten 2 ay 3 ay sonra arkadan herkes hücum etmeye başlayacak. Çünkü bedavadan tamamıyla bedelsiz bir varlık alıyorsunuz. Bir dijital varlık sahibi oluyorsunuz. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Örneğin şu anda sizin 1 megawattlık santraliniz var diyelim. Evet. Tutup da Bitcoin demiş olsaydı örnek, o da bir dijital Bitcoin demiş olsaydı ki sen santral kurdun diye ben sana 30 Bitcoin vereceğim. Tamamıyla bedelsiz. Bitcoin de şu an $40,000. Ne diyor? $1,2 million. O süper bir şey. Evet. Muhteşem bir şey değil mi? Yani tabii. O zaman ne olacaktı? Siz hemen ikinci santrali kurmak isteyeceksiniz. Kesinlikle. Tam yani hemen kredi bulup bir şey bulup hemen ikinci santrali kurmak isteyeceksiniz. Yani hiç o zaman düşünür müsünüz kömür santral kurmayı? Yok. Asla. Çünkü evet, zaten projeniz amorti etti kendini. Kurduğunuz gibi. Yani öyle bir sistem oluşturuyoruz ki iş adamlarını ve varlık sahiplerini tamamıyla fokuslarını yenilenebilir enerji santrallerine kaydırmayı. Onun dışında siz devletlerle, küçük desteklemelerle bu işi çözmek uzun yıllarımızı alacak. Bize öyle bir sistem lazımdı ki çok hızlı gelişebilsin. Bütün dünya insanları bu işin içine girsin. Şimdi bu sisteme oturduktan sonra size bütün dünyada açık. Bütün insanlar, fonlar, işte hükümetler bu işi görecekler. Ve bakacaklar ki bu işin çözümü de bu. Bu sefer fonlar buradan alım yapmaya başlayacaklar. Alım yapmaya başladıkça da bunun varlık değeri daha da yükselmeye başlayacak. Bu şekilde daha iyi çözmeye gidiyor. Türkiye'deki enerji şirketlerinin bu işe ilgisi nasıl? Tabii görüştüklerimizin hepsi gelip başvurularını yapıyorlar. Çünkü onlar tamamıyla bedelsiz bir varlık sahibi olacaklar. Tabii. Tamamıyla, tabii bu bir 3-4 ay sonra çok daha hızlanacak. Enerji şirketlerinin hepsi gelip sistemden kayıtlarını yapıp destekleme mekanizmasına dahil olmak isteyecekler. Sertifikalarını alacaklar ve destekleme mekanizmasından şu anda yurt dışında da talepler başladı. Çin'den şu anda talepler başladı. Mesela Çinliler bu işe çok daha yatkın. Mesela 2 gün önce Kazakistan Dışişleri Bakanı, Kazakistan Başkonsolosu'yla beraberdik. Evet. Mesela onlar da projeye ilgileri var. Gittik 3 saate yakın projeyi anlattık. Abzal Bey. Abzal Bey'le yemekteydik. Evet. Projeyi anlattık. Çok da beğendi. Tabii hemen projeyi, onlar şu anda bu dijital projelere çok önem veriyorlar. Yani ülkemize gelsin, ülkemize çalışalım. Yani ben çok sıcak gördüm onları. Güzel. Peki, iyi şeyler yapıyorsunuz. Sizinle ileriki zamanlarda da bir iki yayın yapmayı isterim. Özellikle bu amino asit meselesini apayrı bir daha şey olarak. Daha detaylı da açabiliriz tabii. Daha detaylı. Bir de elbette oradan görüntüler de tabii. Değerleyebilirsek, görüntüler işinde konuşmayı isterim. SAIS projesini ayrıca tabii değerlendireceğiz. Tabii. Çok teşekkürler. En çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için reklama gidiyoruz. Belki çok uzun yıllar hayatımızda bu kadar etkin değildi kiralama servisleri, ama pandemiyle beraber bambaşka bir dünya ortaya çıktı. Bu yeni dünyada ürünün ya da malın doğrudan sahibi olmak yerine ürünü kiralamak, kısa ya da uzun vadeli kiralamaya daha çok önem vermeye başladık. Bu da hem paylaşım ekonomisini geliştiriyor hem de ürünlerin daha fazla israf olmasının önüne geçiyor. Örneğin 3 telefona sahip olan insanlar var. Buna mukabil bir telefonu kiralama yoluyla uzunca bir süre kullanan insanlar var. Sonra sizden sonra başka biri de devralabiliyor. Böylesi bir paylaşım ekonomisi aslında. Kiralama servislerini konuşacağız. Sinan Ventura bizimle birlikte. Kiralabunu.com'un kurucu ortağı. Hoş geldin Sinan Bey. Merhabalar. Şimdi yaptığınız işi bir anlatmanızı rica ediyorum. Bizim ve herkesin anlayabileceği bir dilden şu anda ekran başında dinleyenlerin de. Biz tüketici elektronik ürünlerini, tüketici mobil elektronik ürünlerini ve ev elektronik ürünlerinin bazılarını insanlara kiralama metoduyla sahip olabilme ve belli bir süre kullanabilme opsiyonunu sağlayan bir hizmet firmasıyız. Ne yapıyoruz? Ürünleri 1, 3, 6 ve 12 aylık paketler halinde ön ödeme yapmadan
ve herhangi bir ek harcama yapmadan aylık belirli bir kira bedeli karşılığında kiralamalarını ve kullanabilmelerini sağlıyoruz. Burada sizin de dediğiniz gibi aslında çok ciddi bir varlık, 1-2 sene kullanılıyor ve ondan sonra dolaplarımızda eskiyor, atılıyor veya değerinde olmadan ikinci elde satışa çıkartılıyor. Burada insanları alma, satma, tamir etme gibi bütün sıkıntılardan kurtararak bir hizmet sunuyoruz. Her ne kadar ön tarafta elektronik ürünü olarak gözüksek de aslında bir finansal çözümmüş tüketiciler için. Bu şekilde kurulan... Peki, şöyle ürün bazlı gidelim. Yani işte cep telefonu, tablet, bilgisayar, aklınıza gelebilecek her şey. Ben hatta kulaklık da dahil olmak üzere pek çok şeyin kiralanabildiğini sizin metinlerinizden okudum. O bana çok ilginç geldi. Yani bir kulaklığı bile kiralama yoluyla edinmek durumunda kalanlar varsa, bu aslında onların parasız olduklarını göstermiyor. Bu aslında onların paylaşım ekonomisinin ne kadar karlı olduğu bilincine vardıklarını gösteriyor diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Şöyle, öncelikle yeni jenerasyon çok hızlı bir şekilde elektronik ürünlerini tüketiyor. Biz toplum olarak en son tüketici elektronik ürünlerine meraklı olan Avrupa ile Amerika ile bütün sosyal medya kullanımlarında ve yeni teknoloji kullanımlarında yarışan bir milletiz. Evet. Böyle olduğu zaman bugün kullandığınız bir dijital varlığı, işte telefonunuz olabilir, laptopunuz olabilir, herhangi birini bir sonraki sene kullanmıyor olabiliyorsunuz. Çünkü lansman süreleri de çok kısaldı. Artık her sene yeni bir cep telefonu, her sene hatta bazen 6 ayda bir değişen modeller geliyor. Değişen aslında modeller ve teknolojiler var. Tabii. Sadece modeller de değil, artık bir ekran özelliği alıyorsunuz. 6 ay sonra yepyeni bir özellik çıkıyor ve diyorsunuz ki ben ona geçmek istiyorum. Çünkü yayınınız, belki maçınız ona uygun. Tabii. Böyle olunca buna bağlı olan tüm türev ürünler de sürekli bir şekilde değişmek zorunda kalıyor. Yani siz telefonunuzu değiştirdiğinizde buna bağlı olarak kulaklığınızı da değiştiriyorsunuz. Belki akıllı saatinizi değiştiriyorsunuz. Belki bilgisayarınızı değiştiriyorsunuz. Veya tersi bilgisayarınıza göre başka bir ürününüzü değiştiriyorsunuz. Böyle olunca her seferinde bütün ürünlerinizi değiştirmeye çalışmaktansa kiralamak ve yeni geçtiğiniz cihaza uygun diğer yan ürünleri de kiralamak tüketiciler için çok iyi bir opsiyon. Evet. Peki, en çok rağbet edilen ürünler diye bir sıralama yapmanızı istiyorum. Ve o ürünleri kimler, hangi yaş grupları, hangi cinsiyet, hangi bölge ya da hangi insanlar daha çok tercih ediyor? Yani cep telefonundan başlayın isterseniz, istediğiniz evet yerden. Zaten portföyümüzün %60'a yakını cep telefonu. %60 civarında cep telefonu. %20'si laptop ve desktoplar, tablet, yani bilgisayarlar ve tabletler. %20'si de giyilebilir elektronik ürünleri, giyilebilir teknolojiler dediğimiz işte akıllı saatler, kulaklıklar, başlıklar, kasklar, bilgisayarın ek ürünü işte joystick gibi veya ne bileyim işte yarış oyunu sevenlerin direksiyonları gibi değişik ürünler var. Burada %60'ın cep telefonu ve %20'nin bilgisayar olmasının aslında temel bazı özellikleri var. Birincisi, dediğim gibi, her sene lansmanlar artık ciddi anlamda yeni teknolojilerin gelmesiyle hızlandı ve kullanıcılar burada cep telefonunun da bir ev gibi, bir araba gibi, bir diğer eşya gibi kiralanabildiğine çok çabuk alıştılar. Dünyada da örnekleri var. Almanya'da, Amerika'da çok başarılı örnekler var. 1 milyon üyeye gelmiş ve şu anda büyümekte olan neredeyse Almanya'nın en büyük cihaz perakendecisi bizim gibi bir kiralama şirketi aslında. İnsanlar gidip de dükkandan almak yerine kiralamaya tercih ediyorlar ve 1 milyon tane ürünü 4 sene içerisinde kullanıcıyla buluşturmuşlar. Yani burada baktığınızda ciddi bir ekonomi var. Türkiye'de de belli sebeplerden dolayı kurun artışları olabilir, tüketici finansmanındaki bazı faiz artışları olabilir, bir sürü etmenden dolayı kullanıcılar çok ciddi tercih ediyorlar. Peki, orada kontrol garanti sistemleri nasıl çalışıyor? Şimdi ben telefonu aldım ve ertesi gün bozuldu telefon ya da düşürdüm, kırdım.
Orada işte telafi mekanizması nasıl çalışıyor? Yani müşterinin sorumluluğu ne, satıcının sorumluluğu ne, aracının sorumluluğu ne? Müşterinin öncelikli sorumluluğu dürüst ve düzenli kullanmak. Evet. Diyelim ki değil. Diyelim ki değil. Veya başına bir kaza geldi, evet, ve cihazın başına bir kaza geldi. Bizim arka tarafta hem full paket teknik sözleşmelerimiz, yani garantilerimiz, hem de sigortalama işlemlerimiz var. Yani normalde bir araç kiraladığınızda ne olur? İşte bir sigorta şirketi aracınızı sigortalar, aracınıza başına bir şey gelmesi durumunda sizi bir teknik servise yönlendirirler. O teknik servise gidersiniz ve eğer bir suçunuz var ise de, bir suçunuz yok ise de işlemi yaptırır ve kiralama şirketi aracı ya o dönemde size yeni bir araç vererek tekrardan sonra değişimini yapar ya da belli bir süre beklersiniz ve ondan sonra kiraladığınız araçla devam edersiniz. Bizde de aynı şekilde arka tarafta sigorta şirketlerimiz var ve arka tarafta teknik bakım yapan Türkiye'nin en büyük teknik bakım gruplarıyla anlaşmalarımız var. Sizin başınıza bir şey gelmesi durumunda cihazı direkt bize gönderiyorsunuz, direkt tamiratı yaptırılıyor ve bizim tabii ki çok toplu bir anlaşmamız olduğu için bir bireyin tamiratından çok daha hızlı bir servis alabiliyorsunuz bizden. 1-2 gün, 3 gün, 5 gün içerisinde ürününüz hemen tamir edilerek tarafınıza geri gönderiliyor. Burada kullanıcının hatası da olsa, hatası da olmasa biz yine ürünümüzün tamiratını yapmakla yükümlüyüz ve burada sigorta şirketlerimiz de bizimle koordineli olarak çalışarak. Sigortalama maliyetleri nedir? Mesela yani yüksek bir maliyet tutmuyordur ki sigortalama maliyetine katlanıyorsunuz. Bu ürünler biraz daha mobilitesi farklı. Yani mobilitesi biraz daha fazla olan insanlar cep telefonuyla bütün gün dolaşıyorlar. Tabii. Ve baktığınızda başınıza bir kaza gelme olasılığı, ekranınızı çok kırma yüksek olasılığınız çok yüksek. Bu nedenle biraz sigortalama maliyetleri yüksek tabii ki. Fakat biz müşterimize herhangi bir ücret yansıtmıyoruz. Siz sadece aylık olarak anlaşmalı olduğunuz kira bedelini ödüyorsunuz. Biz bütün tamiratıyla, kargo işlemleriyle, ürününüzün kirası bittiği zaman geri iade kargonuz tamamen bizim. Her şeyi siz karşılıyorsunuz. Her şeyi biz karşılıyoruz. Burada sadece. Orada bir fix fiyatınız var değil mi? Diyorsunuz ki cep telefonunu ben şu kadar süre için şu kadara kiralarım, şu modeli. Böyle mi? Aynen öyle. İstediğiniz bir yemek sipariş eder gibi bizim internet sitemize giriyorsunuz. Beğendiğiniz ürünü seçiyorsunuz. Hangi ay aralığında kiralamak istediğinizi seçiyorsunuz. Ona göre fiyatı karşınıza çıkıyor. Eğer uyuyorsa size ürünün bir kira bedelini ödüyorsunuz ve bazı sizden dokümanlar istiyoruz. Bu dokümanlar hem cihaz güvenlikleri için hem tabii sistemin güvenlikleri için hem de tabii ki bir finansal arka planda ödeyebilir olduğunuzu kanıtlayabiliyor olmamız için bazı dokümanlar istiyoruz. Ve bu dokümanları siz yüklediğinizde sistemimize 1-2 dakika gibi kısa bir sürede sözleşmeniz onaylanırsa direkt ürün tarafınıza gönderiliyor ve kullanımınıza başlıyorsunuz. Burada çok basit, kendi istediğiniz süreçte seçebildiğiniz bir kiralama metodu var. Aynı zamanda da kiralama metodu, kiralama süreniz içerisinde eğer çok mutluysanız cihazınızdan ve uzatmak istiyorsanız da hemen çağrı merkezimizi arıyorsunuz. Belli bir süre uzatma periyodunuzu söylüyorsunuz ve esnek bir yapımız var. Ödeme nasıl yapılıyor? Yani peşin mi alıyorsunuz, vade sonunda mı alıyorsunuz, iş bittikten sonra mı alıyorsunuz ya da taksitlendirerek mi alıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Bu bir abonelik sistemi. Herhangi bir yani taksit, iş bitimi, iş öncesi böyle gibi bir şey yok, düşünmeyelim. Aylık kullandıkça ödüyorsunuz. Yani bunun bir kira. Kullandıkça. Tabii ev kiranız gibi düşünün. Nedir? İçeriye girdiniz, ayınız bitti, ödemenizi yapıyorsunuz. Her ay başında bir ödeme yapıyorsunuz. Önden size herhangi bir 12 aylık ödemenizi baştan şey yapın yok diye bir şey yok. Veya çıkarken şunu yap diye bir şey yok. Bizde de aynı şekilde girerken bir kira periyodunu ödüyorsunuz. İşleminiz başlıyor. Ondan sonra her yeni gelen ayda kredi kartınızdan abonelik ücretiniz çekiliyor. Bu şekilde zaten herhangi bir kredi kartında limit blokajı olmadan aydan aya gelirinden ödediği için de tüketiciler çok memnunlar bu sistemden. Çünkü baktığınızda bugün iyi bir telefon 5.000 TL ile 15.000 TL arasında bir yerlerde konumlanıyor, evet, ve
ihtiyaç kredisi çekip işte ayda 1000 lira, 2000 lira ödeyen tüketiciler var veya hızlı yani 3 ayda ödemeniz gerektiği için aylık 1000 lirayla 3000 lira arasında taksit ödemek zorunda kalan tüketiciler var. Oysa ki bizim sistemimize geldiklerinde 100 liradan başlayıp işte 500 liraya kadar seçtikleri ürünlere göre aydan aya gelirlerinden ödeyebiliyorlar ve hem böylelikle esnek bir yapıya kavuşmuş oluyorlar hem de herhangi bir yatırım yapmamış oluyorlar cihaza. Evet. Şimdi siz değindiniz tam ben soracaktım. Mesela işte 5 bin liralık cep telefonu da var. Hatta 4 bin liraya da var. 15 bin liraya, 20 bin liraya kadar cep telefonu var. Orada mesela fiyatlandırma, kiralama tabii ki ürünün doğal fiyatıyla paralel gidiyor değil tabii mi? Ki. O fark acaba caydırıcı olabiliyor mu? Örneğin 15 bin liralık bir telefonu değil de 5 bin liralık bir telefonu kiralayayım gibi böyle bir hani ucuzcu yaklaşımı tercih edenler oluyor mu? Yoksa hayır benimki güzel olsun ama en azından o kiralama ücretine de katlanayım diye mi düşünüyorlar? Baktığınızda, ihtiyaçla ilgili tabii bu. Baktığınızda ihtiyaçla ilgili olsa da bizim star ürünümüz bir markanın en sondan bir önceki ürünü. Sondan bir önceki ürünü, 11 ürünü. Baktığınızda bu ürün hem son teknolojik bütün donanıma sahip hem de en son üründen bir önceki biraz daha uygun fiyatlı. Ama insanlar kiralama olduğunda daha uygun bir ürüne gideyim değil de daha hayallerini süsleyen ürüne yaklaşmayı aslında tercih ediyorlar. Çünkü biz kolay gerçekte bir ödeme. Gerçekte sahip olamayacakları ürünü kiralayarak aslında bir anlamda bir sınıf atlaması. Bu da var. Bu da var. Yani aslında bizim 3 tane müşteri profilimiz var. Bir tanesi teknoloji sever, teknoloji aşığı dediğimiz. Teknoloji aşığımız işte bu her sene en son ürüne onun sınırı yok. Onların hayallerinin sınırı yok. Çünkü. Onun geliri de tabii yüksek. O nedenle de ödeyeceği kiraya değil, alacağı hazda odaklı. Doğru. Bir orta segmentimiz öğrenci ve kurum ve işte dönemsel müşteri dediğimiz. Bu dönemsel müşteri mesela bir öğrencinin semester'da bir laptop ihtiyacı var. Üniversiteye gidecek 4 ay, 5 ay boyunca o laptopu kullanması lazım. Ondan sonra 1-2 ay kullanmayacak. Ondan sonra bir daha kullanacak ve daha sonra yaz tatiline çıkacak. Ondan sonra belki daha iyi bir cihaza da sahip olacak. Bugün bir velinin, bir ailenin veya bir üniversite öğrencisinin her sene 6 bin liralık, 8 bin liralık cihazlarla bu şekilde ödemelerle baş etmesinin yöntemi çok zor. Ama kiralamaya gittiğinde çok kolay. 2-3 ay kiralıyor, ondan sonra geri veriyor. Ondan sonra ihtiyacına yönelik başka bir cihaz kiralayabiliyor gibi. Burada bu segment var. Bir de test dediğimiz bir segment var. Bu müşteriler de genelde 1 aylık kiralıyorlar. Geliyorlar, bakıyor. Ürünü bakıyorlar. Hem denemiş oluyorlar hem de ondan sonra gidip ürünü alabiliyorlar. Bu hem perakendeciler için çok daha iyi oluyor hem denemiş oluyorlar. Hem de bizim tarafımızda da tabii ki test yani bir aylık ürünün kiralama bedeli uzun dönem kiralama bedelinden biraz daha yüksek. Bizim tarafta da böyle bir hizmeti insanlara sunuyoruz ki daha fazla müşteri elde edebilelim ve uzun dönemli müşteri olarak onları tutundurabilelim. Genelde ortalamamız 11 ay gibi. Yani burada baktığınızda insanlar bizi bir finansal ödeme aracı ve bir alternatif olarak görüyorlar. Perakende de nakit ödeme opsiyonunuz var, ihtiyaç kredisi opsiyonunuz var, bir üçüncü opsiyon da artık kiralama. Avrupa'da çok kullanılan bir sistemdi. Türkiye'de de ilk defa biz yaptık ve Ocak ayından bugüne kadar da çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Bu nedenle bu sistemin aslında ihtiyaç olan bir sistem olduğunu kendimize kanıtladık. Tüketiciler de çok olumlu dönüşler yapıyorlar. Bu sistem büyüyecek. Peki amortisman süresi olarak düşündüğünüzde 15 bin liralık bir cep telefonunun mesela kiralama ücretinin o cep telefonunun bedelinin ne kadarına tekabül ediyor, ne kadar zamanda? Yani kaç ay bu bende kalmalı ki ben aynı zamanda bir cep telefonu almış kadar para harcayayım? Aslında 18 ayla 24 ay arasında sizin amorti ediyor. Fakat burada baktığınızda basit bir örnek vereyim. Bugün 10 bin liralık bir telefonu aldığınızda bunu eğer cebinizdeki nakitle yapmak istemiyorsanız, bir ihtiyaç kredisiyle yapmak istiyorsanız 12 bin ile 12 bin 500 TL arasında size bir maliyeti var. Bir de bunu kötü gün sigortasıyla tabii veya teknik bakım sözleşmesiyle koruma altına alacaksanız burada size 13.500-14.000 TL'lere yakın bir maliyeti oluyor. Tabii. 18 ay kullandınız,
10 bin liralık telefonunu götürdünüz cep telefoncuya. Bu cep telefoncu sizden en iyi ihtimalle 5 bin TL'ye alacak bunu ve gidip 6 bin TL'ye kendisi satmaya çalışacak. Arada da o da kâr etmeye çalışacak. Burada sizin aslında 14 bin lira harcadığınız telefon 18 ayda, 20 ayda size 5 bin TL'ye indi. Eskimiş olarak dönüyor size. Bir de eskimiş olarak. Bu da cihazınıza iyi bakarsanız yani size cihazınıza 5 bin TL verecek kadar değer görmesi lazım o alacak ikinci elcinin de. Bu nedenle baktığınızda 9 bin lira bir maliyetiniz var 18-19 aya. Kiralama yapsanız yine benzer bir maliyetiniz olacak belki. Burada kiralama opsiyonu almanızı, satmanızı, tamiratınızı, beklemenizi, bütün bu dertleri başınızdan alan bir kolay alternatif. Evet, çok güzel. Aynı zamanda yeni teknolojiyi deneme şansı yaratıyor. Çünkü öbür türlü yeni teknolojiyi alıyorsunuz. 24 ay sonra eskiyor. Siz eski teknolojiyle iş yapmak zorunda kalıyorsunuz ama kiralamada en son teknolojiyi alma şansınız var. Çok teşekkürler Sinan Bey. Güzel bir model geliştirmişsiniz. Böylece son seansında sonuna geldik. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.